Türk futbolunda adil rekabet ve dürüst yönetim için TFF tam 13 katı para vermeyi göze aldı. Diğer yandan 3 isimden de Fenerbahçe'ye müjde geldi. Başladılar. Evet, sarı lacivertlilerin Karagümrük deplasmanında işe yaradığı anlaşılan yabancı VAR hakemlerinin ücretleri belli oldu. İyi kazanıyorlarmış. Yabancı hakem projesinin maliyeti ise yol ve harcırah paraları içinde maç başına yaklaşık 200 bin TL'yi buluyor. Türkiye'deki VAR hakemleri ise maç başına 15 bin TL, AVAR hakemi ücreti ise 7500 lira alıyordu. Umarız yabancı VAR sistemi sezon sonunda şampiyonluğu etkileyecek, kötü kararlar çıkartmaz, böyle devam ederler. Öte yandan ligi unutup Yunanlılara, Olympiakos'a odaklanan Fenerbahçe izinsiz çalışmalarına hemen başladı. Ligde forma giyen oyuncular yenileme idmanı yaparken sakatlıkları olan 3 isim Alexander Djiku, Joshua King ve Cenk Uzünder idmanın tamamında takımla çalıştı. Umarız sezon sonuna kadar bir daha sakatlık yaşamazlar. Böylelikle Kanarya'da ameliyat olan Osterwolde'nin dışında tek eksik Mert Hakan Yandaş kaldı. Ve bu arada Mishi Batshuayi de alev almaya başladı. Belçikalı futbolcu sarı lacivertli takımda sonradan oyuna girerek attığı gollerle nöbetçi golcü diye anılan ve gol krallığı da yaşayan Semih Şentürk'ün performansını anımsatıyor. Öyle ki Batman bu sezon dakika başına attığı gol baz alındığında kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Görev yapabildiği son 6 lig maçında 5 gol katkısı veren ve bu sezon attığı gollerle takımına direkt 15 puan kazandırmayı başaran Batshuayi'nin en önemli özelliği ise çok kritik, stresli penaltıları atarak nasıl bir golcü olduğunu kanıtlamasıydı.